Evet efendim, Ali ile aramızdaya hoş geldiniz. Bu hafta birbirinden değerli 4 konuğum var ve onlara soracağım çok sürpriz sorular var. Elimizde çok enteresan belgeler var. Belki iplikleri pazara çıkacak, belki çok önemli sırlar ifşa olacak. Ama hepimiz biliyoruz ki artık bu biliniyor ki burada konuşulan burada kalacak. Yani aramızda kalacak efendim. Ayrıca o kutsal gün, yani öğretmenler günü bu hafta olduğu için arkadaşlarımın, değerli konuklarımın da öğrencilik hayatlarına, okul yıllarına döneceğiz. Oradaki anılarını biraz kurcalayacağız. En önemlisi paylaşacağız, anıları paylaşacağız, sırları paylaşacağız. Belki dertleşeceğiz, belki kahkahalar atacağız ama hoş sohbet olacak. Ve bu sohbete katılmak isterseniz Ali ile aramızda X ve Instagram hesaplarından yorumlarınızı, eleştirilerinizi, sorularınızı bekliyoruz. Çünkü sohbet paylaştıkça güzel efendim. Dedim ya, 4 konuğum var, lafı uzatmıyorum ve Ali ile aramızdayı başlatıyorum efendim. Her hafta bunu yapıyorum, Ali ile aramızdayı başlatıyorum diyorum. Bir şey oldu yok, gelip buraya oturuyorum. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Çok değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Şöyle başlayalım. Hemen şunu istiyorum. Üreten, yaratan çok değerli meslektaşlarımsınız. O yüzden direkt işle başlayayım istiyorum efendim. Kimden başlayayım? Pelin, senden başlayayım. Olur, başlayalım. Yeni bir tiyatro heyecanı. Evet. İlk defa sahneye çıkış. Şaşırt Beni, değil mi? Biraz bahsedelim mi Şaşırt Beni'den? Aslında böyle 2-3 sene oldu neredeyse, 3. senemiz. Ama işte, hayır, senin ilk oyunun. Yani. Benim için ilk oyun tabii ki. Komedi anlamında da ilk, tiyatro deneyimi olarak da ilk. Ben ilk yapamam dedim. Yaparsın dediler. İşte Selçuk Aydemir yazdı, yönetti. Hocam dedim, gerçekten tecrübem yok ve hani çok istiyorum ama korkuyorum. Çünkü ben alaylıyım hani. Bu işin okulunu okumadım, bir tecrübem yok. Yani sahneye çıkmak yürek ister bence. Hani kamera oyunculuğuna benzemiyordu. O yüzden dedim, çok isterim ama olmaz dedim, batarız. Benim de ilk, batarsak birlikte batarız dedi. Çıkarsak birlikte çıkarız dedi. İyi hocam dedim, o zaman deneyelim. Öyle girdik. Ama hakikaten yani ekibimiz çok iyi. Oyuncu arkadaşlarım bana çok destek oldu. Hocamla çalışmak çok keyifliydi. Ve gerçekten bana dediler ki, o sahneye çıkıp alkışı duyduğun an bir daha asla inmek istemeyeceksin. O nasıl bir şey ya falan diyordum ki. Ya o kadar yani lafın yerine oturduğu bir his daha önce bu kadar olmamıştı bende. Çok mutlu etti beni sahne. Komedi yapmak çok keyif verdi. Ya yüzünden, gözünden zaten mutluluğun anlaşılıyor. Evet, şöyle içeride dedi ki, en az kazandığım, en çok mutlu olduğum için bu benim diye. Tiyatro gözeti. Böyle yani, bir cümle olamaz yani. Gerçekten. Az da olsa kazanıyorsan şu yani. Hani üstüne para verecek kadar keyif alıyorum ama gerçekten çok zevkli. Güzel ama. Güzel yani, bu güzel, iş evet. Devam eder artık zehir bence kana. Bence eder, ben artık bırakmam. Ama bana sorsaydınız, Güldür Güldür'e konuk oldu bir bölümde, bir skeçte Pelin. Evet. Ama ve kaç sene oldu? Ya biz de dedik, acaba yani hep dramalarda görüyoruz falan, sahne deneyimi var mı yok mu, işte baktık mı falan derken. Bir yumuşak, bir sevimli, tıkır tıkır orada düzene ayak uydurdu. Sanki yıllardır bizle oynuyormuş gibi pırıl pırıl bir skeç çıkarttı ortaya. O yüzden. Teşekkür ederim. Selçuk Bey'e de buradan sevgiler, saygılar. Evet. Gözü gözmüş yani. Evet, inşallah daha binlerce, yüzlerce, milyonlarca oyunda seni seyrederiz. Şimdi seninle başladım. Çünkü enteresan bir çete var burada. Efendim demin kulislerine girdim. Biraz sohbet edeyim dedim. Hani konuğa da merhaba denir ya, bir hoş geldiniz diye. Hoş geldiniz dedim. Nasılsın dedim. Sonra üçü konuşmaya başladılar. Ben dinledim. İnşallah programda da öyle olmaz. Arkadaşlar bizi de unutmayın Pelin'le. Söz. Sizin de oyundan bahsedeyim. Bu sezon yeni bir oyun. Kim yazdı, kim yönetti, oyun nasıl? Yönetmenimiz. Oradan başlayalım bence. Sam Shepard'ın True West diye 1980 yılında yazdığı, dünyada yazıldığı günden beri birçok ülkede sahnelenen çok önemli bir neoklasik metin. Buğra ile Serhat'la çok eski dostluğumuz. Serhat benim sınıf arkadaşım konservatuvardan. Buğra ile de İstanbul'a geldiğimiz neredeyse 2006 yılından, 2007'nin, 2008'den beri tanışıyoruz. Siz nereden tanıştınız? Onlar Serhat'la aynı televizyon dizisinde oynuyorlardı. Oradan yakın oldular. Evet. Bizim de yakınlığımızdan dolayı sonra üçümüz arkadaş olduk. Bu da ilk birlikte işimiz değil aslında. Daha önce tiyatro yaptık birlikte, sinema filmi çektik birlikte. Bu senede Serhat'la Buğra tekrar tiyatroya geri dönmek ve bundan sonra da üretimlerini sürdürmek için Artı 12 adında bir şirket
kurdular ve onunla da ilk adımlarını tiyatro olsun istediler. Ben de uzun zamandır oyunculuğun yanı sıra tiyatro yönetmenliği üzerine çalıştığım için de birlikte bir şey yapalım dedik. Zaten yıllardır bu kadar yakın bir arkadaşlığımız var. Mert, sen bu soruyu evde çalıştın mı? Hayır. O yüzden zaten Mert dedik konuşur. Evet evet, yönetim. Mert konuşurken bizim bakış ifademiz bile belli. Evet. Bunun provası da yapıldı değil mi? Evet. Ama canım şimdi bu premieri değil mi bunun? Ama oyunumuz yeni çıktığı için birçok oyunla ilgili sohbet ediyoruz. O yüzden alışkanlığımız var. Biz de Sam Shepard'ın bu oyununu bugüne yeniden bir yerden bakalım. Bir uyarlama gibi değil de yeniden bir okuma gibi bir yerden bakalım dedik. Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz adında oynamaya başladık. Yolculuğuna devam ediyor. Eylül'ün 18'inde premier yaptı. O günden beri de düzenli olarak oynuyor. Biraz oyundan bahsedelim mi? Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz. İki kardeşin hikayesi aslında. Birisi yazar, benim oynadığım karakter. Annesinin evinde diğer kardeşiyle karşılaşıyor. Kendisi hırsız oluyor. Yıllar sonra bir araya geliyorlar bunlar annelerinin evinde. Anneleri tatile gitmişler. Birbirlerini tanımıyorlar tabii. Yani uzun yıllardır yani bir çatışma içinde, böyle bir öfke içinde ayrılmışlar birbirlerine. Ormanlarda, dağlarda yaşıyor biri. Biri şehre hapsolmuş. Bir süre sonra o çatışmaları öyle bir birbirlerini tanıma evresine dönüşüyor ki dönüşmeye başlıyorlar. Meslek değişimi anlamında da. O yüzden çok keyifli bir oyun. Ve çok eğleniyoruz, keyif alıyoruz. Yani bir sahnede kara mizah ama alkışlarla, kahkahalarla oyunun durduğu oluyormuş galiba. Evet, evet. Aynı zamanda da gerçekten yani anlattığı konu itibariyle de aslında ikisi birbirinin seçemedikleri hayatlarını simgeliyor. Yani o aslında onun yerinde olmak istermiş, öbürü onun yerinde olmak istermiş. Böylelikle duygusal bir yanı da var oyunun, o da çok kıymetli tabii. Şimdi şöyle bir şey, Mert'le konuşuyorduk neden bu oyun diye. Bu oyun Mert'in de teziymiş galiba değil evet, mi? Evet, bu benim mezuniyet tezim. Evet. O yıllarda modern kent hayatının birey üzerindeki etkileri üzerine bir tez yazıyorduk. İki tane de model oyun seçiyorsun. Oradaki oyunlarımdan biri ve Serhat'la birlikte oynadık onu. Şimdi benim o zaman oynadığım rolü Buğra oynuyor. Ha. Serhat yine aynı rolü oynuyor. Zaten bu oyunu oynama nedenimiz de Serhat'ın ısrarı. Ha. Çünkü yeniden bir tiyatroya başlayalım dediğimizde bir metin araştırmasına girdik. Yani yaklaşık çok oyun okudum okuttu yani. Ali yani. O kadar çok oyun okuttu ki yani şu yazar da var, bunu da okuyalım, onu da yapalım. Yani ben gerçekten Mert'in ama tezinde sürekli Serhat araya fısladım. Sürekli Vahşi Batı diye duruyor. Verdiklerini de okudum bu arada. Tamam yani hepsini okudum ama hep benim aklımda bu vardı yani. En son Buray'a dedim ki Buray şunu bir oku. İstediğin rolü seç kardeşlerden. Çünkü gerçekten ikisi de çok keyifli. Şimdi orada da şöyle bir şey var. O konuda da Mert dedi ki ya acaba dedi işte hırsızı Buray'da yazarı Serhat oynasa nasıl olur diye düşündük. Sonra da güçlü olduğumuz yanı niye bırakacağız dedik. Herkes kendine yakın rolü oynasın dedi. Ama Serhat hırsız demeyi yazar. Zaten dağlarda yaşayan bir adam. Böyle bir şey var. Sizin aranızda bir itişme de var galiba. Mert'le mi? Evet. Oo, bin yılın. Çok en büyük itişme şu. Şimdi bunlar da Ali, bunlar da ne hikayeler var? 9 Eylül'den sınıf arkadaşısınız. Evet. Şimdi bizi yan yana koysan sınıf arkadaşı der misin mesela? Ya şimdi ben beni o konuya sokmayın biliyorum. Mert'in o zaman saçları varmış. Bir fotoğrafları var, belki bulmuşsunuzdur. Vardır, muhakkak vardır birazdan. Sanki gel hepsini, doğmuşum. Hepsini deşifre edeceğiz. Şunu canlı yayında bir netleştirelim. Pelin, bu büyük problemmiş aralarında. Bu çok tartışılan bir konu. Hanginiz büyüksünüz? Biz ikimiz kim aynı yaştayız. Pelin hangisi büyük? Biz Serhat aslında aynı yaştayız. Aramızda da bir ay var. Aslında biz bunu sende kapatmıştık. Buna ama sen ısrarla. Ama orada senin başka bir şeyin var. Ama biz hangimiz aynı daha genç görünüyoruz diye sorulur mu? Öyle girilir kim mi? Sen buradan kontrol ediyorum. Kim daha genç? Aa. Ama niye ikiniz de böyle duruyorsunuz? Hayır, sevimlilikle kazanmaya çalışıyorum ben. Sevimlilikle yaşın ne alakası var? Vallahi çok da bir yaş farkı yokmuş gibi gözükmüyor zaten ya. Dedi adam bir ay dedi. Sen hayır hani normalde bazen çok gözükür ya, gözükmüyor zaten. Ama şimdi sen... Kim büyük kim küçük? Pelin'i de yakıyorum sen şu an. Sen küçüksün. Evet. Çünkü seneye kız kardeşleri olarak ben gireceğim. Öyle mi? Ha, bak, sen yönetmeni... Ben şu an yönetmeni oynuyorum. Bu arada hayatımda bizi yanlama göre. Ha, tamam. Bak yapımcı burada ama. Ama dedi ki ilk oyunum. Evet. Yani daha evet, toy burada. Ama orada şimdi ikincisi olması için bir yerlere... Ama nice güzel metinler var. Nice yapılacak evet oyunlar. Güzel yok, roller. Bir sürü tiyatro var. Başka bir sürü tiyatro var. Art 12'ye muhtaç değiliz. Başka Art 13 olur. Art 13 olur. Başka şey Mert sattı bizi. Peki beraber kalma durumları da olmuş galiba.
Tabii yani mezun olduktan sonra İstanbul'a birlikte geldik beraber Serhat'la. Otobüsle bayağı birlikte geldik. İşte seni yemeyeceğim İstanbul diye geldin. Evet, neredeyse öyle. Var. Bak anlatsana. Ya. Neredeyse öyle. Anlat. Tam dikkatli anlatacağım. Şimdi Serhat'ın daha önce İstanbul'da minik de olsa bir tecrübesi olmuştu. Okurken bir yaz ayında gelip burada bir televizyon dizisinde beraber çalışmıştı. Beraber oynamıştınız hatta. Ya ben uzun soluklu Serhat bu işi vardı. Yapmasın diye sevgili seyirciler Serhat'ı vurdum ben. Vurdum öldürdüm. Yine de pes etmedi. İyi ki de etmemiş. Annemin selamı var bu arada, bayılıyormuş sana. Çok çok. Özellikle Serhat'ı dedi vallahi bilmiyorum. Çok teşekkürler. Evet. Sonra beraber geldik. Burada bir işte mesleğimizle ilgili, düzenle ilgili bir arayışla neredeyse de 5-6 senede ev arkadaşlığı yaptık İstanbul'da ilk yıllarımızda. Sonra kendi düzenimize döndük. Otobüsü anlatıyordun. Biz ha otobüs gittik. Doğru. Beraber geliyoruz Serhat'la. Tabii böyle bir gece yolculuğu yaptık. Sabaha karşı da İstanbul'a köprünün üzerinden geçiyoruz böyle. Uyandık. Ama ikimiz de heyecanlıyız. Çünkü ben İstanbul doğumluyum ama İstanbul'u hiç bilmiyorum. Serhat da çok az bir şey biliyor. O zaman gelmiştim çok ufak yani. O dizi için. Bir yandan da yeni mezunuz. İşimizi yapmakla ilgili bir endişemiz, merakımız da var. Serhat böyle köprüden geçerken o köprüden geçmek de bir şeydir ya. Ay evet. Böyle bakıp evet. Böyle ya çok büyük şehir ama bize de bir şey çıkar herhalde değil mi? Yani yaparız ya, işimizi. Gerçekten dedim. Bir yolunu buluruz herhalde slow motion'a düşer. Klişesi. Tam böyle 50 kareye düşülen anlar vardı ya. O gerçekmiş ama yani öyle hissediyorsun ya. Ben de böyle oldum. Korkuyorsun tabii ya neden olmasın diye. Bize de ekmek düşer ya. Çünkü bir yandan da mezun olup o İstanbul'a biz İzmir'de olduğumuz için tabii İstanbul'da okuyanlar belki onu çok hissetmiyorlardır. Biz tabii çok uzak ve çok kapalı bir okul. De yol kat etmiş oluyor burada okuyanlar ya. Buradaki düzenin nasıl olduğunu biliyor, sistemin nasıl yürüdüğünü biliyor. Biz o kadar bir şey bilmiyoruz ki. Hani böyle köyden indim şehire gibi neredeyse. Tabii. O çocuksu bir heyecan ama o gün Serhat'ın söylediği gibi de oldu. O yüzden şimdi böyle bakıp, bugünden bakıp da üzerinden 17 yıl geçti. 17 yıldan sonra hem herkesin tek başına kişisel kariyerleri hem de bugün birlikte yola çıktığımız ilk şeyi birlikte yapabiliyor olmak. Yani tiyatro yapmak, ben yönetmen olayım, oyuncu olsun hiç fark etmez hangi pozisyonda olduğumuz. Yani mucizevi bir şey gibi geliyor bana şu an. O beraber evde kaldığınızda geldiğinizde komik bir şeyler olmadı mı? Ne anılar var diyor Buğra. Bunların komik. Evleri patlıyor öyle bir şeyler vardı. O komik mi Buğra? Komik ikiniz de buradasınız. Bir şey söyleyeyim ya komşu. Az önce oyun komik diye anlattı. Oyunumuz gerçekten komik yani. O yüzden o gülününce şaşırıyor. Ya çok şey vardır birlikte başımıza gelen de hani hangisi? Yaz günü senin kadife gömlekle audition'a gidişin var. O berbat bir şey de ortak anımız değil. Benim tek başıma bir rezilliğim sadece. Ne o? Söyle. Ya İstanbul'a ilk geldiğimizde tabii burada bir ajans bulmuştuk. Biz bir de bir arkadaşımızın evinde kalıyoruz. O zamanlar böyle gece 4 ile gündüz 4 evin ışığı aynı. Yani yerin altında. Ve sabah tabii çok geç yatılıyor. Sabahta hep oradaki ajans arayıp işte merhaba bugün şöyle bir görüşme diye bir yere gidiyoruz. Beni de bir sinema filmi için seni istiyorlar. Çok önemli bir şey dediler. Ama biz İzmir'den bir çantayla geldiğimiz için hiçbir şey yok. Şık da git diye. Bir tek gömleğim var kadife. Ağustos ayı. Yani ve Fulya'dan yani İstanbul'da olanlar bilir yani Beykoz'a o halimle gittim sırılsıklam korkunç bir görüşmeydi onu sonra ayrıntılarını anlatırım. Sadece rolü söyle rol neydi? Ölüm meleğinin yanındaki yardımcıları. Ama ölüm meleği diye gidiyor. Yardımcısı hayır, yardımcısı daha, gördükçe yardımcı yapıyorlar. Hayır daha üzüntülü olanını şöyle anlatayım. O kadar ilgilendiler benimle filmi o kadar uzun uzun anlattılar ki ben de hevesle böyle dinliyorum. İşte bir ölüm meleği var karakterlerin başına bir şey geldiği zaman onları gelip alıyor ama böyle eski bir spor arabayla falan. Ay çok havalı diyorum. Sonra dediler ki işte onun yani iki tane yardımcısı var biz normalde kel ikizler arıyoruz. Bulamazsak desine görüşmek istedik dediler. Neyi arıyorlarmış? Kel ikiz arıyorlar. Bulamazlarsa da diye ben dazlağım diye beni çağırmışlar. Çıktığımda ilk defa şunu anladım Japon animelerinden böyle ağlanır ya. O gerçekmiş bu sırada. Ben çıktım o... Görüşmeden binanın merdivenine oturup böyle ağladığımı biliyorum yani. Eve bir girişi var ölüm meleğinin yardımcısı. Sinirle. Çok havalı gitmişti ama. Peki şimdi konu açıldı. Hepiniz şehir dışından gelmişsiniz değil mi? Hepinizin bir şehir dışı maceraları olmuş. Buranın Ankara. Ben ama Kıbrıs'tan geldim. Ya ben Kıbrıs'ta okudum. Kıbrıs'ta mimarlık. Sonra orada Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda çalışıyordum. Oradan geldim İstanbul'a. Benim de İstanbul'a gelişim şeydi yani. Hiç gelmemiştim daha önce. Çok tuhaf ya bu ekibi toplamışız gibi bir şey olmuş ya. Sen geldiğinde neyse. Ankaralıyım. Ben de Ankaralıyım. Ben de Eskişehir'de okudum. Ben de öyle bir valizle geldim. Geldiğim gün iş buldum. Maslak'ta plazaların arasında.
Ağladım. Ulan iş bulduğuma mı sevineyim? Kalacak yerim yok. Sen ona bir de üzüleyim. Hiç düşünmüyormuşsun oyunculuğu. Hiç, hiç istemiyordum ben İstanbul'da. Gelir olsun diye bir ajansa kaybolmuş. Kavak evet. Yerleri zannettim. Ha? Ne? Ben iş buldum deyince direkt kavak yerleri zannettim. Hayır, ben bir şirkette iş buldum. Çünkü ben öyle bir iş istiyordum. Hani böyle topuklu yakamı giyeyim, dosyalarımı alayım. Beyaz yakalım. Evet, aynen. Ama çok mutsuzdu. Yani sevineyim mi, üzüleyim mi? Çok karmaşık duygular hissettim. Hani seni yeneceğim İstanbul'un başka bir versiyonu. Ondan sonra işte öyle ajans majans derken. Yürü ya kulum dediler biz de yürüdük. Ya şans sonra ya. İşte İzmir yani kavak yerleri işi olunca da görüşmelerden sonra. Ya İzmir'deydi o doğru. Dedim ki ulan tamam otel parası falan hiçbir şey yok. Ne güzel işti ya. Ulan tamam mı ben dedi. Ben direkt paradan girdim oraya. Ne güzel işti müzikleriyle de. Çok çok evet, aynen. Kaç, aynen. Kaç sene sürmüştü? 5. 5 mi? 175 bölüm çektik. Mis. Evet. Bizim Serhat'la 2 bölüm. 4 sen ne konuşuyorsun? Yani, oyuncu var geliyor 175 bölüm. 4 mü? 4 ama bir de ilk işin düşünsene. 2 gibi geçti yani öyle sürü geçti. Hayalinde oyunculuk gibi bir şey yok. Ben ilk senaryo toplantısında Timur abilerin o ofiste. Evet. Sen bilirsin orayı az çok. Ya o kadar işi bilmediğimi şöyle söyleyeceğim size. Herkesin rolü var okuyoruz ilk okuma. Sonra dedim ki arkadaşlar bir şey dedi. Rabarba hanginiz dedim. Bak böyle herkes bana baktı ve nasıl gülüyorlar. Çünkü herkes konservatuvar mezunu falan bilmem ne. Allah dedim komik bir şey mi söyleyeyim? Rabarba hanginiz? Bilmek istiyorum yani. Rabarba dediler bir kişi değil yani. Bir isim değil arkadaşlar. Hep birlikte çıkan. Ben o aksı çözene kadar kafayı yemiştim. Aa, niye buraya alıyorlar, ya. Buraya bakıyoruz. Yok, niye bu tarafa koydular, buraya bakıyoruz. Bir de aks atladık mı deniyor ne ona? Allah Allah. Şimdi bunu niye atladık durup dururken? İyi unuttular herhalde diye. Aksı atladık. Kıbrıs'taki Türk filmleri mi? Neydi? Onun da kurucusuymuşsun sen. Evet, kurmuştuk biz orada. Tabii. Bayağı Kıbrıs'ta vakit geçirdin. Evet evet. Uluslararası Kıbrıs... Kısa Film Festivali bile düzenlemiştik. Vay bayağı film yani rahat da durmuyorsun. Etrafın işte etrafında burada tanıdığım en çalışkan insan diyorlarmış senin için doğru mu? Yani üretimi seviyorum. Ya bu arada sevgili seyirciler Türk televizyonlarında ilk defa böyle bir şey oluyor. Konuklarım bugünkü konuklarım işte kararsız var. Kıskanç var. Dengesiz var. Bir de suskun var. Konuşmayı sevmeyen sohbet konuğum var şu an. Enteresan bir program olacak. O yüzden X'te ve Instagram'da yorumlarınızla bizi besleyebilirsiniz efendim. Paylaşmak güzeldir deyip sohbete devam edeyim. Dedim ya öğretmenler günü geliyor. Biraz işte okul yıllarına dönelim. İlkokulda dobra biriymişsin Mert. Öğretmenini, annenin arkadaşı mıymış öğretmenin aynı zamanda? Gölcük'te yaşıyorduk. Babam herkes asker birbirinin benim. Arkadaşı zaten. Herkes birbirinin arkadaşı çünkü küçücük bir yer. Herkes herkesi tanıyor. İlkokul öğretmenim de aile dostumuzdu. Ha, müfettişe şikayet etmiş. Kime? Yani öyle bir dost. Ne yazık ki şöyle. Öğretmen seni değil. Aa bak işte aa, ben evet, o sağdaki. Şöyle ilkokulda. Saçlarım var mı? Arkadaşlar kel çocuk yoktur. Herkesin saçı var sonra kaybettik. Sen Benjamin Button gibi. Üniversitede küçük saçları var. Bu sırada bu fotoğrafında şöyle bir komedisi var. Cem, Petek, ben, İzel, Çelik, Ercan'dık biz. Aa. Üçümüz de bir gruplu şarkı söylüyorduk. Ben herhalde ya Ercan'dım ya Çelik ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Çelik olsaydın o yıllarda. Arkamda oturan kız sürekli yakamı çiziyordu. Böyle sınıfın yaramazları olur ya müfettiş gelecek diye öğretmenimiz de uyardı. Dedi ki müfettiş gelecek ben müfettiş beyi tanıyorum. 4 işlem sorar. 1. sınıftayız bu sırada işte. 2+2 kaç eder gibi bilemezseniz endişe etmeyin ben müfettişin arkasından bir elimle gösteririm diye. Ve müfettiş de şansına o benim yakamı çizen yaramazı kaldırdı. Hatırlamıyorum tabii işte 2+3 kaç eder gibi bir şey. Kız böyle ınkmık ediyor. Safiye Hoca da izliyorsa buradan çok selamlarımı söyleyeyim. Böyle böyle yapıyor. Müfettiş de buranda ben böyle yaptım. Buyur oğlum dedi. Lütfen öğretmenime söyler misin sorunun cevabını arkadan eliyle arkadaşıma göstermesin diye. Aa çiziyor diye. Ona kurulmuşum bir de gerçekten de. Şimdi bir tık daha iyiyim ama gerçekten yalan söyleyemem, böyle şeylerden hiç hoşlanmam, hala da öyleyim. Ama evet. Tersinde pismiş hala öyleyim. Biraz ispiyonculuğa da yapıyor mu? İspiyonculuğa gibi de o birazcık, inanır mısınız öyle şeyle bilmiyor mu? İsimle ilgili bir lanet gibi gelir bana. Yani? Ben 8 sene sonra çocuk sahibi olabilmiş ailem. Böyle bir süreçler geçirmişler. Annem de bütün o hamileliği sürecinde bana lider koymak istemiş adımı. Babam da içten içe bu isimden nefret hiç etmiş. Hiç söyleyememiş. Ama doğar doğmaz da kulağıma ismim Mert olsun. Ama hiç hayatı boyunca adı gibi olsun.
benim babam asker, tam o bileceğiniz şeylerdi. Hiç yalan söyleyemesin, çok dürüst olsun diye. Onun belası gibi bir şey. Mert kesin sınıf başkanıydı, o tahtaya konuşanları yazandı kesin. Hep. Bak öyle miydi? Bak hep bilmiyorum bunu. Bilmiyor muyum? Lisede tiyatro koluydum. Bu karakter anlatsın karakter. Şimdi de apartmanın yöneticisi falan mısın? Ona hiç bulaşmıyorum, kaçıyorum. Çünkü hesap kitap var orada. Ya onu hiç anlamıyorum. 2+3'te kaldım. Orada yok bende. siz İzel Çelik Ercan mısınız? Çocukluğunda Emel Sayın olan da var aramızda. Ama. Bilin bakalım kim? Allah Allah. Sen misin? Ben öyle zannederdim kendimi. Sonra anladım. Bende o bir şey oldu. Travma oldu. Taklitler, maklitler, evet. Değil mi? Ya o zaman alırız bir taklit. Oyunculuk hayalim yokmuş diyorum ama seviyormuşum öyle taklit maklit. Çok ya Yonca Evcimik olurdum, Seyyal Taner olurdum. Ha. Bak orada da tabii evde. Al şimdi. Bu hangisi? Emel Sayın bu. Emel Sayın bu. Kemancım da var arkada. Kemani, kemancı nerede? Küçük arkada. Oluyor. Arkada kemancı. Evet, bayağı bir geride bırakmışsın. Bayağı sahnedesin işte. Tabii. Tiyatro. Aynen. Hakikaten çıkmışım ya. Evet, tabii. Ben de varmış o ışık arkadaşlar. Çok geç görmüşüm. Hangi şarkıyı söylüyordun mesela? Er ya da geç. Ha, o kadar net de hatırlıyorsun yani. Bilmiyorum, bir gururla söyledim. Hemen er ya da geç. Er ya da geç. Playback mi, kendin mi söylüyordun? Playback tabii canım. Ha. Şimdi madem öyle, okul yılları ile ilgili mini hatırlatma soruları soruyoruz. Herkes sırayla cevap verebilir, hanımefendiden başlayalım. İlkokul numara. Hiç hatırlamıyorum. 1455 sanırım. Çünkü 1453'ten hatırlıyordum. 26. Şimdi ben ne desem olacak? Ya bir de onu diyeceğim. Ne diyeceğim? Hatırlamıyorum de. Sen nasıl onu karar edeceksin? Ben de çok düşündüm. 405 sen ne diyeceksin? Ben öylesine soruyorum 946, abi. Sonuçta babam bana Mert adını koymamış gibi. 26 abi. Seni kaçtı? 36. 36 mı? Sıktın. Mert abi abukluk bir şey söyleyecek mi, söylemeyeyim? Söyle ne? Çoğu şifrem öyle bir şeyle, o yüzden. Hala o yüzden hatırlıyorum yani. Evet efendim. Gün geçmiyor ki yeni bir şey öğrendim. İnşallah hacklenirim bugün. Hızlıca. 36'lı her şeyi deniyorlar. Her şeyi deniyorlar. Şifrem 36. Öğretmenin adı? Güner Kendir. Sınıf öğretmenimin adı. Nilüfer Bal. Ünver Akyıldız. Nasıl hatırladın ya? Uyduruyordu. Ben sana niye çağırmıyorum? Instagram'da var Ünver Hoca. Çok severim. Hatta davet ettim, oyunumuza da gelecek. Yalan değil bu yani. Hadi. Tamam canım. Safiye, ben biraz önce söyledim. Soyadı yok mu? Bozkurt. Safiye Bozkurt. Evet. Peki en sevdiğiniz ders? Edebiyat. Neden? Bilmem, yazmayı ama çok seviyordum o zaman. Sen önce olmak için hazır mısın ya? Evet ya, geç ben şu an anlıyorum ama çok saçma. O topuklu ayakkabıyla dosyalar, evet. Seni şaşırtmış. Evet, edebiyattı. Beden eğitimi tabii ki. Yani ne olabilir ki başka Ali? Beden eğitimi. Edebiyat. Heh, hatta edebiyat. Ben üniversitede de edebiyat okumak istiyordum oyunculuktan önce. Ne oldu sonra? İzmir Sanat Gençlik Tiyatrosu'na girdim. Ali Poyrazoğlu'nun açtığı bir kursla. Orada 100 kişi bir 5 günlük bir eğitim aldık. Sonra bizi elediler, 30 kişiye kaldık. Orada eğitime başlayınca oyunculuk bölümü diye bir şey varmış diye öğrenip öyle yolumu değiştirdim. Yoksa edebiyat okumak istiyordum tamamen. Oyunculuğun İyi mi olmuş yani? Kazanım kimde olmuş. Şimdi? Oyun yani sektör mü kazandı yoksa edebiyat dünyası mı kaybetti? Edebiyat dünyası kazandı belki de. Peki efendim, hayatınızda iz bırakan ve sizin karakterinize etki eden hocalarınız kimlerdi? Yani sırf ilkokulla sınırlı kalmak zorunda değiliz. Mücahit Ergün vardı. İzim düşünüyorum. Ben kolay değil. Soyad zor. Soyad uydurmak zor. Bak, Mücahit Ergün matematik hocamdı benim ortaokulda. Ben bir dönem önce başka bir matematik öğretmenim vardı. Sıfır gelirken o sağ olsun öyle güzel öğretmişti ki mantığıyla beraber. Bayağı bir dönem sonra yani onun üzerinden 10 almaya başlamıştım. O yüzden mesela onun ismini hiç unutmam. Benim de matematik hocam Vedat Anlı Geniş vardı. Çok önemli bir hoca. Annemi veli görüşmesin, işte veli görüşmeleri, veli toplantıları olur ya, annemi çağırmış. Benim de neyse onu sonra söyleyeyim. Annem gelmiş, konuşuyor işte hocam falan. Annem de biraz mahcup. Bu çocukta matematik kafası var, harika demiş, çok iyi. Öyle mi hocam demiş ama... Yani 10 üzerinden 3 ortalaması olsun matematik kafası. Yani öyle şahane bir hocam vardı benim de. Sen, geldi mi aklına öyle bir? Ya bir edebiyat hocam vardı ama şu an isim olarak hatırlamıyorum ama o da böyle yani şevklendiriyordu beni. O anlamda ben de kendimi iyi hissediyordum ondayken. Ben de Ünver Hoca.
Ya Allah'tan hatırladı ya. Tutunayım ona. Hayır, Ünver Hoca'nın şöyle bir şey vardı. Ünver Hoca aynı zamanda voleybol takımının hocasıydı. Onu çalıştırıyordu. Türkiye'de derece falan yapmış. Yani profesyonel güzel oynuyorduk o zaman. Sen voleybol oynuyordun. O dönem voleybol oynuyordum. Sonra futbol. Sakatlanmasan futbol, futbolcu olacaktın. Tabii olacaktım. İşte basketbol. Hepsini oynadım lisanslı ben ya. Burada da cevabı Münver Hoca. Tamam. Ben sizi... de olacaktım futbolcu. Benim de. Bayağı FETÖ ofisinden teklif gelmiş. Halı saha takımınız da iyi olur ha. İki kere maç yaptık biz. Ayağımı kırdım ben. İkincisinde Burak ayağını kırdı. Dedik ki Kuzey Güney zaman maç yapalım dedik. Maçı organize ettik. Karşı tarafta hangi dizi? Bir dizinin oyuncularıydı onlar da. Maç başladı. İlk 15 dakika kalecinin ayağını kırdı. Hayır, kalecinin parmağını kırdım. Özür dilerim. Ayağını, tarak yemini kırdın. Ha bir de başkasının kırdın yani. Başkasınınkini kırdı. İkinci maçta da kendininkini kırdı. Sonra bitti. Kendi ha bitti bizim. Ondan sonra. İki maç. Ama şöyle bıraktım. Bir şey oldu. Şimdi Kuzey Güney çekiyoruz. Ben işte Güney karakteri kendisini ayağından vuruyor. Ve suçu başkasına atıyor işte. O vurmuş gibi gösteriyor. Biz bu sahneyi çektik. Sol ayağımdan vuruyorum. Sahneyi çektik. Biz de işte gittik maç yaptık bu repoda. Benim ayak kırıldı mı? Sağ ayak. Ece Örenç. Ece dedim böyle bir durum var falan. Hemen buluruz dedi. Solu sağa çevirelim dedi. Zaten yani şansıma hikaye gereği zaten ayağımdan vurulduğum için sekerek oynamam. Evet. Yani işte alçılı oynamam gerekiyordu. Ayak kırılınca detayı sağ ayağa aldık. Sağ ayakla oynadık. Bir detay çekiyordu yani, ondan sonra. Yani o dönemde şöyle bir şey oldu. Sanki Ece benim ayağım kırıldığı için bunu senaryo uyarlamış gibiydi. Ama gerçekten çekmiştik öyle bir sahne. Buranın bir şey almayan şans hikayelerinden biri. Zaten metot oyuncu. Demiş ben şansa inanırım diye. Şu an ben de inanıyorum ama senin şansına. Kendimle ilgili değil yani. Hemen bakıyorum. Öğretmenler Günü'nde aldığınız bir hediye hatırlıyor musunuz? Biz mi? İlk öğretmenimizi hediye. Aldığımız. Tabii. Ha. Biz mutfak robotu falan alıyorduk genellikle öyle şeyler. Maşallah. Ama hayır öyle ya. Yani bizim dönemimizde ilkokul öğretmeni. Sen hep takdir aldın değil mi? Evet. Öğretmenler böyle çiçek falan yani götürürüz. Yani böyle işte öyle şeyler ya, bu hediye işi kötüye gidiyor. Ben geçiyorum soruyu. Ödevi yapmadığınızdaki bahaneniz. İlk başvurduğunuz bahane. Var mıdır? Ben hep yapardım. Ben de yapmazdım ödev. Ne derdin mesela? Niye ödevini yapmadın oğlum diye geldi. Ne bileyim bulurdum bir şey. Ne bileyim. Genelde elektrikler kesilirdi o dönemde öyle derlerdi herkes. Hocam yapamadım biraz şeyim işte rahatsızdım falan filan derdim yani. Serhat'tan ümitliyim. Ben bari. Yapardım. Ödev öyle mi? Tabii ben çalışkandım. Gerçekten sonra mi oldu diye mi? Sonra da ben üniversitesini okudum. Yükseğini yaptım daha. Profesör mü olayım? Bana mesela lise diplomamı bilardo salonlarından verdi. O da güzel. Ankara Cumhuriyet Lisesi'ne selam olsun. Senin var mı? Benim bari? Yok. Ben Pelin'le aynı yerdeyim. Hiç ben bilmem öyle. Ben takdirlik. Yani ortaokulda da lisede de okul birincisiydim. Üniversitede öyleydin. Üniversitede öyleydim. Bölüm birincisi olarak mezun ama İstanbul'a gelince o birinciliğin insana bir şey getireceğini düşünüyordun ya o benim. Ben düşünmüyordum. Düşünüyorlardı. Ya çok aramızda çok enteresan fikirli bir arkadaşımız da var. Yani mesela hocanın gözüne girebilmek için yatılık alan öğrencilere iftar yemeği vermek isteyen bir ben arkadaşımız. Ben o ben. Bak, nasıl ya? Ben de bilmiyorum. Adil Hoca. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yatılılara iftar yemeği vermek. Şimdi şöyle bir şey. Ben gerçekten lisede okula çok nadir gidiyordum. Ailem gönderiyordu okula da. Şimdi dönerken alıyorlardı. Dışarı gidiyordum geri yani. okuldan şey yapmak için işte Adil Hoca vardı. Hocam dedim ben dedim iftar yemeği vermek istiyorum dedim öğrencilere. Tamam dedi. Ne güzel fikir. Ben babamla da konuşayım dedim. Şey yapalım. Verdik iftar yemeği. Ha verdiniz oldu yaşandı mı? Tabii o zaten oldu. Yani oldu gerçek. Sonra ertesi gün gittim. Adil Hocam ben biraz erken çıkacağım bugün. reis yani. Zemini hazırladım. Tabii evet. Zemini hazırladım. Tabii oğlum dedi çık sen. Ertesi gün gittim. Ben biraz daha bir erken çıkayım falan okuldan falan. Öyle birkaç gün şey olmuştu yani. Ha, yani okulun bağışçılarından olduğun için. tabii. Babamı kullandım. Peki şimdi yerel seçimler geliyor. Var mı bir yerde? Ne yapacağım? Harika ya. Pelin sen de çok okul değiştirmişsin. Çok değiştirdim evet. Bu hikayeyi dinleyelim. Özellikle polis koleji geçmişin de var galiba. Yok o bir yalan. O yalan internette mı? Dolaşan yalan. Ya yalan değil biz mi? De yanlış saplandık o yalana. Biz de öyle biliyorduk gerildik kaldık. Hatta polis kolejini kazanmışım da gitmemişim falan gibi. Yok öyle bir yok şey mu? Yok. Ben turizm mezunuyum.
Nasıl, nereleri gezdin, ne kadar gezdin? Yani kaç arada İzmir'e gittim geldim falan. O arada İzmir'de iki ayrı hem ortaokulu hem lise okudum. Sonra tekrar Ankara'ya geldim. Sonra üniversite için Eskişehir'e gittim falan. Aslında tabii sürekli okul değiştiriyormuş gibi oldum ve şehir. Ama babadan dolayı mı oldu bu iş? Yok, annemden dolayı oldu. Yani öyle uygun görmüştü. Öyle oldu ama ben adaptasyonda sıkıntım olmadığı için. Yani nereye gittin? Aslında Ankara'da doğup büyüdüm. Burada okumaya başladım. Sonra İzmir'e gidip tekrar İzmir'den Ankara'ya gelince liseye adım İzmirli'ye çıktı lisede. Ama sende bir İzmirli tipi var. İzmirli kız olarak lise 2'den başlayınca ama Ankaralıyım toprak aslında. Ankara. Ama hiç bozmadım. Ankara'da liseye nasıl güneş gibi doğduysan geri gelince ona havalıydı, kibarca evet. Bir şey demeleri gerekiyordu. İzmirli demişler. Şimdi Serhat'ın çok hoşuna giden bir konuya gireceğim. Mert'in Şöhret'le ilk tanışması ilkokulda kendi söz ve bestelerinden oluşan bir kaset çıkarmak olmuş. Kaset de yok ortada. Kendi kendime kayıt. Ha yani işte. O kadar. O albüm duruyor mu mesela? Arabesk mi Mert? Çıktıları duruyor ama şarkıları hiç hatırlamıyorum. Ha, şarkılar da senin değil mi? Hep orijinal yani. Müzik hepsi sen benim. Yaptın. Sen yazmıştın. Çünkü ben oyunculuk falan onu geçelim. Ben böyle şarkıcı olmak istiyorum. Çok erken konuşmaya başlamışım. Zaten Emel Sayın deyince de işte yağdı Mevlam su. Yani böyle eskiden teyplere kaydederlerdi ya seslerimizi falan. Evet. Onlar bir dönem duruyordu. Şimdi ne yazık ki kayboldu. Var, ben onların var. Hepsinde şarkı söylüyorum. Ben ilkokulda şarkı söylerdim. Ki biz de babamdan dolayı emekli olunca İzmir'e taşınırken hatıra defterleri vardı ya, öğretmenlerimize yazdırırdık. Orada benim orta birdeki öğretmenlerimin hepsi şöyle bir şey yazmış. Sesin çok güzel. Umarım ilerleyen yıllarda seni sahnelerde görürüz diye. Ben sadece şarkıcı olmak istiyordum. İşte bunun için ailem gitti bana kocaman bir böyle orka aldı. Hey, çocuğun hani müziğe merakı var diye. Seni tarabiye hazırlıyorlar bir de ya. Evet ama benim hiçbir enstrümana sıfır yeteneğim var. Yani orgu da sadece şu an bile hani do re mi fa sol la si o kadar yani. Ve o dönemde ilk bilgisayarımız alındığında İzmir'de ses kaydedici vardı ya. Hala var mı bilmiyorum da o büyük masa üstlerinde. Kendim evde sürekli şarkı besteleyip sözlerini yazıp böyle kağıtlara şarkı sözleri yazıp teşekkürname yazıp hani albüm kapağı çizip falan. Çok meraklıydım. En Vallahi. Sevdiğim şey de kartonet okumaktı. Yani albüm kartonetti. Hatta o yıllarda hala da öyleyim. Çok deli bir Sezen Aksu fanıydım. Hala da öyleyim. Sezen Aksu'nun albümü hangi şirketten çıkıyorsa benim de albümlerim o şirketten çıkıyordu o yıllarda. Onun altında. Ve prodüktör yani Allah rahmet eylesin Atilla Özdemiroğlu falan yazmışım. Bilsem getirirdim yanımda. Vallahi evde duruyorlar. Evet yani. Üç albüm bir single. Şaka değil. O da o kadar. Bayağı şey Single'ımın yani. Adı Mert Ol. Mert. Çok iyi. Valla. Ya. Anadolu Rock falan mı? Hayır bildiğim pop işte. Anadolu Rock. Peki o zaman şunu soralım. Demin yine sorduk. Yani oyunculuk dünyası mı kazandı? Müzik dünyası kaybetti. Edebiyat da kaybetti. Ama şey, müzik de başarılı ya. Çok öyle güzel. Mi? Sesi iyidir ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Sesin güzel Serhat'a yol açtım. Mert'in yedirmedi güzeldir. Seni bak. Serhat'ın da sesi güzeldir. Ya o tabii çocukluktan ergenliğe geçerken bir seste bir değişme oluyor ya yani. O kaçıncı albüme denk geldi o? O albümlerimin o ses... içinde yavaş yavaş bozulmaya başladı. Ama belki de oyunculuk girmeseydi araya dener miydim öyle bir şey. Ama okulda okurken de şan derslerini falan çok severdim. Seviyordun sen. Ha, şimdi mesela bir yere gittiğinde ya da bir ortamda söyler misin? Söylerim. Söyler. Söylemeden gece bitmez. Öyle mi? Ya canlı müzik var, orkestrayı tanıyorsak, arkadaşlarımız varsa falan bir yerde çok atarım kendimi. Ya biri gitarla geldi, evet. Çalıyor. Hemen söylerim. Hani ne oldu orkestrayı tanıyorsak? Hayır öyle değil, öyle de söylerim. Yani hatta böyle 5-10 yıl önce diyordum ki böyle kırkıma geldiğimde sadece kendi sevdiğim şarkılardan, eşim dostum için minicik bir şey yapayım diye kırkıma geldim ama yapmadım. 50'mde artık inşallah. İnşallah ya, hiçbir şey için geç değil. Evet. Sen 50'ne... Serhat'tan bir tık sonra gireceğim tabii. Bir ay sonra gireceğim. Peki Pelin'in de işte dedik ya Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliymiş diye. Sunuculukların varmış senin. Hem de yemek programı sunuculuğu şey ya çocukken. Çocukken yaptığın, yaptım. Hazırladığın evet. Biraz onlardan bahsetmek Bunları ister yaptım. Misin? Bunları yaptım. Hava durumu sunuyordum. Sen haber sunuyordum. Ben de musun? Varmış arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben diyecektim ki yani hiç içimde yoktu da sürpriz oyuncu oldum diye bir şey yok ki. Evet. İnanılmaz. Evet, bu yapıyordum Pelin'in derinliklerine öyle. İndik psikolojik olarak. Bu programda buna yaradı. Ya. Çocukluğuma gidince anladım. Çok seviyordum aslında ama farkında değilmişim ne yaptığımı ben. Bak farkında olmadan yapıyormuşum. Bu sonra çektiklerini... yemek programı sundum zaten. Evet. Ya bunu götürdün mü bak benim böyle bir özgeçmişim de var sunuculukla ilgili. Hayır senle konuşunca hatırlıyorum. Çok enteresan.
Niye ya. Öyle oldu ki? Ya işte ben insanın içindeki o çocuğu çıkartıyorum. İşte Ali ile aramızda. Program Ali ile aramızda işte. Bir terapi seansı gibi. Şimdi de çok enteresan, çok merak ettiğim bir konuya geleceğiz. Serhat'ın geçmişte çocuk oyununda yaşadığı bir travması var. Hangisi acaba? Muz çorapla olan. Ya sorma ya. Bizim birlikte oynadığımız çünkü. Onu sen anlat. Eksikleri de tamamlayın lütfen biliyorsanız. Şimdi ben bunu yakın zamanda konuştum. Çok önemli bilir. Bir şey var. Bir çocuğun kulağına bir şey fısıldıyorsun. Onu da burada söyleyeceksin ama. Haydi ne bakalım. Nasıl söyleyeyim onu? Çok ha, güzel şey. Mi? Hayır öyle söyle. Şeyle. Kapalı bir şekilde. Yap onu. Tamam. Gerçi şöyle biz Fırtına'yı oynuyorduk. Barış Hoca yönetmişti. Onu çocuk oyununa uyarlamışlar değil mi? Doğru oyun. Evet Zerrin Hoca. Zerrin Hoca ile beraber. Ben de Prens'i oynuyorum. Ben de babasını oynuyorum. Dönem işte buradan böyle lastikli öyle. Prens kıyafetleri falan filan. Altta da şu kadar tight kısımda var. Da tayt var. Şimdi ben o taytı tabii giyerken yırttım. Doğal olarak. Ayağım dışarı çıktı. Bildiğin çorap. Çorap işte ya. Muz çorap dedikleri. Ha? Kızlara muz çorap. O kadar hakim değilim işte çorap. Çok tayt diye giymiş. Ben bunu yırttım. Bir gün sonra oyun var. Sabah kalktık. Emre'de kalmıştık o gün. Kalktık. Girdim içeriye böyle dedim. Ben dedim çorap alacağım, muz çorap alacağım dedim. Adam ne kadar olsun dedi. Dedim işte ben giyeceğim dedim. Böyle bak dedim ya oyuncuyuz biz işte. Prens oynuyorum ben onu giyeceğim falan. Nasıl olsun dedi. Ya nasıl olsun ver işte bir tane dedim. Şeffaf mı olsun dedi. Danyesini soruyorum. Numarasını soruyor. İnceliğini kalınlığını soruyor. Ben de şey demeye çalışıyorum. Ya öyle varla yok arası olsun. Ver işte bir şey gideyim demeye çalışıyorum. Sen niye giyiyorsun çorabı? Ya bu kısımda bacak görünmesin. Niye o dönem böyle bir şey oluyor ya. Dönem kostümü dönem kıyafetleri. Dönem kostümü. Adam da bana şeffafını en şeffafını vermişim abi. Ben çorabı bir giydim. Burada bir şey yokmuş gibi görünüyor. Ama bütün kılların da böyle durduğunu. Yani kabus. Kabus. Kaç yaşındaydı? 21. Ay 21 falan. İşte çok kötü. Ya ben... Kaç yaş olsa iyi olurdu. Ya bu hikaye. Hayır böyle 10 yaşında bir çocuk olsaydı. 12 yaşında yok, falan hani kaldırır. 12 yaşında bacak mı? Böyle kıl diyor ya böyle. Konservatuvarda okuyoruz. Tabii. Üçüncü sınıf. O kadar sınıf, tabii. Çocuk oyununda oynuyoruz. Ek bir gelirimiz olsun diye hafta mesela sonları. Mesela ben niye oynuyorsam oyunda? Öyle yani o kadar. Hayır, önemli yeri atlama. Sonra? Kim o başka oyuncular, oyuncu olarak da çocukları biz yerleştiriyoruz. Öyle bir görev verildi. Çocuklar hadi buyurun gelin diye oturtuyoruz. Sonra danslı oyun başlıyor. Ve biz o zamanlar hiç şimdi İzmir'in gelişmiş bir o yeri. Karşılamayı yani. Oyuncu karşılar. Hoş geldiniz çocuklar şöyle geçin. Çıkalım oynayalım yani. O yıllarda da oynadığımız AVM İzmir'in yeni inşa eden, kentleşen AVM'lerinden biri. Değişik bir profili var. Mesela her oyuna gelen çocuklarımız var gibi. Bir çocuk da Serhat'ı birazcık darlamıştı. Ne diyor mesela? Abi yürüyorum orada. Hayır yaşım büyüktü. Onun yaşı çocuğu. Diğerlerinden büyüktü. O 14-15 yaşındaydı. Biz de o zaman 20 yaşındayız. 5-6 yaş var aramızda. Barış Hoca ya işte şey, çocukları. Suçu abimle. Tabii. Akranız ya. Yürüyoruz işte sen böyle geç sen böyle geç. Bir tanesi böyle bakıyor devamlı falan. Hadi geç bakalım şöyle haydi falan. Sen böyle prens tatlılığı için. Var bende. Ama geliyorlar. Ondan hayır çünkü sonra... şey soruyor Serhat'a sürekli muz çorabından dolayı. Abi sen erkek misin kadın mısın? Abi sen erkek misin kız mısın? Ondan sonra bir iki konuşuldu. Birileri söyledi falan filan olmadı. Sonra ben kulağına özlü bir söz kısırdım. Bir çocuğa söylenebilecek. Tabii tabii akranız ama. Pardon pardon. Yani ne minvalde tam ne şey minvalde söyle... ya o yaptığının yanlış oldu. Evet. Ne kadar hatalısın. Ne kadar hatalı. Bunu sorgulama da bak yerine geç. Oyun başlayacak. Oyun başlayacak. Şöyle bir şey gibi eğer bu da davranışlarını sürdürürsen senin için çok keyifli bir gün olmayabilir. Minimalinden sonra da... hiçbir kelimesi tutmuyor ama değil mi? Hiç. Şu minimalde söyledim aslında. Hani oyun bitecek bittiği zaman da görüşürüz. Dostluğumuz devam eder. Çıkışta hani... çocuğa. Oyun çocuğa güzel geçsin ki. Ama bir şey söyleyeceğim. Çıkışta daha büyümüş olacak yeter. Yine nereden baksan bir ama... saat daha büyük. Hayır komik olan tarafı şu. Oyun boyunca bize tabii arkaya geldi. İşte sahne arasında bahsetti falan. Sen ne yaptın çocukla konuştun falan diye. Çocuk o 50 dakikalık çocuk oyunu boyunca şöyleydi bak. Titreyip alkışlıyor bilen güzel. Haş gibi duruyordu çocukcağız yani. Yani. Büyük geçmiş olsun. Evet evet yani. Son muz çorapla ilgili son anın mıydı bu? Sonra bir son. Şey yok. Sonra bir tek arıyı oynadım. Değil mi? O zaman o şovmendi. Evet. Bir markanın şeyindeyiz o zaman işte. İzmir fuarı. Beni arı yaptılar. Böyle arkamda bu kadar bir tane iğne var. Elime de broşürü verdiler. Dediler ki, hoca dedi ki bunları dağıt. Aradan bir saat geçti. Bir döndük herkesin bu kadar broşür bitmiş. Ben aldığım gibi hepsi burada.
Elleri arkada dolaşan bir arı düşün böyle. Başı da öne eğik ama. Hiç benlik değil yani. Baba arı. Evet, Mert o zaman şov sunuyordu. Tabii. Ben de başka yine İzmir Fuarı'nda başka bir markanın üst sınıfımla birlikte bir eventini sunuyorduk. Tamam. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Sonra sohbetimize devam edeceğiz efendim. Devamını kaçırmayın. Evet efendim, sohbetimiz bütün hızıyla devam ediyor. Merak edenler için Serhat'ın o çocuğa ne, kulağına ne dediğini bir storymizde ve ilk hesabımızda paylaşıyoruz. Oradan okuyabilirsiniz. Dediğim gibi her şey aramızda kalıyor burada efendim. Şimdi kısa sonra problem yok değil mi kardeşim? Yok yani, olur mu? Söylemesi sıkıntı, tabii, yazması tabii. Değil. Kısa şeyler var, notlar var hakkınızda, minik notlar. Buğra'yla başlamak istiyorum. Onları nereden edindiniz siz? Ya işte bir yerlerden buluyoruz. Ondan sonra Pelin diyor ki yanlış bilgi o. Polis kolejinde okumadım diyor. Zaten tuhaf bir bilgi olduğunu düşünüyordum. Ama çocukluğuna da indik. Evet, çocukluğuna da indik. Hakikaten. İndik onu çözdük biz ya. İyi ki oyuncu olmuşsun ha. Evet, bak ya, yani başka bir şey olsa. Bundan sonra hep diyeceğim. Çocukluk hayalimdi hep diyeceğim. Sen ayda bir gel buraya. Oturayım şuraya. Yeni açılımlar. Tabii. Bir şeyi geçmiş dönemi hep temizleyerek gidelim, öyle hemen olmaz. Buğra ile ilgili enteresan tabii bilgilerimiz var. Bu kadar çalışan adam diyor ki ve kesin olur ki bu şansla Şener Şen'le çalışmayı istiyormuş. Evet, çok isterim. Hep istediğim. Evet, bu Buğra ile ilgili verilen bu bilgi. Yani hangimiz istemeyiz ki gibi bir geri dönüşü olacak. Evet. Ama geldiğine göre çok istemişsin. 3 vakte kadar olur herhalde olur, diye düşünüyorum. Evet. Olduğu zaman hemen ben size haber veririm. Tabii. Burada ağırlarız siz diye düşünüyorum. Künefe hastasıyım demişsin. Bayılırım. Öyle çok tatlıyla, böyle şeker çikolatayla aram yoktur ama. Ama künefe de en ağır. Künefe ya. Ama künefeyi çok severim. Allah. Ne mesela o künefede seni çeken ne? Ya şöyle aslında bir şöyle anlat. Yani kadayıfla başladım bu yolculuğa. Çocukluğuma inince. Abi başladım. Anneannemin yaptığı aldım. Kadayıflar falan işte öyle tel kadayıf yani. Başlayınca, sonra yetmemeye başladım. Sonra onun arasına peynir koyduğunu öğrendim. Künefeye geçiş yaptım. Sonra krema da koyuluyormuş üzerine şey yani işte bu dondurmalı falan. Kaymak falan yani dondurmalı. Yani peynirden sonrası fanteziye giriyor krema falan. Öyle bir kadayıf arası sucuğu kadar gidip bayılırım künefeye. Allah Allah. Yani gidip ararsın, bulursun, yersin mi yani? Evet yani özellikle yerim yani canım çekiyor. Yani çok çek yani şey çektiği zaman tatlı künefe bulurum yani. Bir de onu hemen yemek lazım yani durunca çünkü. Yok evet o sıcak yenir yani hemen yemem lazım. Evet yine acıkıyoruz. Evet, yani öyle oldu. yine acıkıyoruz. Çok saatli ve programlıymışsın. Eskiden öyleydim, şimdi daha değilim. Salmaya çalışıyorsun kendini. Evet. Her şeyini sen topluyormuşsun falan, var mı böyle şey? Eskiden mi bütün bunlar? Her şeyimi topluyorum der. Yani odanı, bilmem neni. Yani o kadar yani aslında. Ya öyle bir düzen yok mu? O kadar. Ya düzenli düzensizlik gibi. Yani toplu olmasını seviyorum tabii. Ama mesela babamdan kalan bir huy var mesela. Bir gün sonra çıkmadan önce masanın bir kenarına işte telefonu, işte anahtarı, işte ne bileyim kartları, cüzdanı falan filan bunun hepsi böyle bir yerde. O da şeyden, babam da öyleydi yani. Onu hep böyle tutarım ki unutmayayım. Şey var diye. Mıdır mesela? Mesela atıyorum mesela gelmeden önce mesela bunları takacağım değil mi mesela? Bunların hepsini yan yana koyarım mesela. Bunları unutmayayım diye. Şey var mı mesela, o dağınık durabilir. Ama o aslında dağınık değil senin için. Onu alırlar, anahtarı daha iyi bir yere koyarlar. Çıldırırsın. Olmaz. Bulamazsın o anahtarı. Olmaz orada aynen. O çünkü evet, yarın buradan bizim eve de seslenmek istiyorum. Ali'nin anahtarını yeri oynamayın. Yerde bulayım lütfen. Hiçbir işe yaramayan uyarılarından herkesin biri. Herkesin dertleri çözülüyor. Vallahi bak ben de açıldım. Bu program ben de açıldım. Pelin de öyle. Düzenli değil mi? Düzenliyim evet. Araya hemen sokayım onu tabii da. Tabii hemen. Çılgınlıklar. Yani bu ne varsa bu kadar. Ankaralılar demek ki. Düzen derli toplu olmasını severiz ya. Öyle mi? Ama öyle titizlik, manyaklık derecesi değil. Değil, benim de değil. Değil. Çocukken daha düzenliydim de ben de daha sonra rahatladım. 18 yaşına kadar çok yaramazmışsın, sonra durulmuşsun. Sonra bir kal geldim. Yani evet, üniversite. Ne gördün 18 yaşında? Bilmiyorum. Dur inelim oraya da. Yani 18-20 yaşında. Biraz ışıkları alabilir miyiz? Üniversite. Ne böyle bir müzikle. Yani üniversiteye çok yaramazdım.
Çok Allah. Çok hareketliydim. Yaramaz olabilirsin ya. Üniversitede olmadım işte. Ha, üniversitede kadar. Değiştim. Haylazdın muhtemelen. Çok hani haylazdım. Okul asmalar falan filan. Ne mesela? Onlar ne haylaz. Bizden daha haylaz olduğun daha ne? Daha hareketliydim falan. Sonra ne oldu da durdun? Bilmiyorum, burayı bulacağım. Bir sonraki programda bunu düşüneyim. Serhat, sence ne olabilir mesela o durgunluğun nedeni? Ya aslında şöyle bir şey var. Yani mimarlık okumaya gittim. Ben usta zamanını biliyorum. Mimarlık okumaya gittim. Çok da severek okudum. Mesela üniversite hayatımda da öyle bir çok böyle gezip şey yapmıştım, gezmiştim falan filan da yok yani. Kıbrıs'ta falan okudum bir de yani. Kıbrıs'ta gezecek bir yer olmadı. Gerçekten düşünüyor şu an, arıyor onu. Evet evet, arıyorum. Bizi çaylazlığını görmedik. Hep usluyuz, biz tanıştık. Tabii onlar tanıştığında ben şeydim işte. Dedeydim. Konuşmayı da sevmez biz. Çok nadir. İşle ilgili bir şeyse, bir proje geliştiriyorsa ya da birlikte proje geliştiriyorsak orada öyle bir derdi yok da ben ama hep şey böyle... derim. Bırak buranın yanına bilgisayarını ver, kahvesini ver. O orada kalır, mutludur. Evet. Ama böyle sevdiğim insanların yanında eğlenceli de olurum. Ama onun dışında şeyim de. Yeni biriyle tanışmayı da sevmiyormuş. Çok sevmem. Kemik bir arkadaş grubum var. Evet, çok kolay dahil etmiyorum yani. Niye mesela, o ne? Belki kontrolcülükten gelen. Kontrolcülük değil yani. O bir böyle bir hissel mesele. Yani insan yani arkadaş değil bence dost. O, yani o çemberine dostu almak daha önemli diye düşünüyorum yani. Arkadaş dediğin çok bulunur yani. Bugün çıktığın zaman bir sürü arkadaşım vardır yani. Ama ben daha çok yanında gerçekten kendim olabildiğim insanlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Öyle rahat ediyorum. Öyle rahat ediyorum yani. Babam da biraz öyleydi. Öyle miydi? Evet. Daha yani kendi o dar çemberinin içinde oldu mu şakalar, fırlamalıklar, gülmeler, eğlenmeler. Ve daha eğlenceliydi tabii. 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 Şimdi daha enteresan şeylere geleceğiz. Yine girişimciliğin var tabii. İnternetten film indirip satıyor musun üniversitede? Tabii korsan tabii. Tutuklanacaksın çıkışta. Tabii tabii. Benim hatta bir hikayem var onu yani Kıbrıs'ta. Tutuklanacaksın diyor. Tabii tabii diyor ona tabii, ya. Kıbrıs'ta DivX dönemleri vardı, hatırlıyor evet. musunuz? Böyle, üniversitede. Evet. Yani böyle herkes DivX'lerdi falan filan. Ben gerçekten onları o programlardan indirirdim filmleri. Onlara güzel böyle kapaklarını yapardım böyle. Altyazılı falan. Altyazı falan her şeyini yapardım. Bütün böyle raflarım vardı benim. Arkadaşlara kiraya verirdim işte. Sen ne izlemek istiyorsun? Listem vardı, onu şey yapardım falan. O bütün filmleri alıp da benim Kıbrıs'tan Mersin limanından Türkiye'ye girişim var mı? Fecaat yani. Bayağı bir sürü CD'lerle beraber. Evet. Aa, öyle de. Ve öyle ben aynı zamanda yani. Afiş grafik tasarım da yapardım. Oradan da para kazanırdım. Allah Allah. Hiç aç kalmamışsın sen o zaman. Sen... Bulduk bir şekilde. Tıkır tıkır çözmüşsün işini. Şimdiki oyunumuzun da bütün görsel malzemelerini, afişinin hepsini tasarlayan Buğra. Hiç para vermedik. Üç tane de kitabın var. Evet. Abi. İşte diyorum ya, konuşmuyorum, yazıyorum. Evet evet, kendini böyle ifade ediyor. Bir de öfke kontrolünü de yazarak sağlamışsın. Demek yazmasa yaralayacak ya bizi ya, böyle bir şey olabilir. Yani öfkeli bir insan değilim. Sadece yazdığım zaman... kendi öyle bir öfke, nefrete çok düşen bir insan değilim yani. Beni de hiç böyle bir öfkeli bir şekilde de görmemişlerdir. Yani o bilgi biraz yanlış. Şöyle. Polis koleji? Polis koleji gibi. Yok mu polis koleji? Yok polis koleji. Hay Allah ya. nasıl diyeyim? Yani kendimi daha iyi ifade etmeye başladım yazma konusunda. Şu şunu çok merak ediyorum. Olmasını istediğim bir şey olduğunda içinden... Ha mı diyormuşsun hiç? Evet, o 369'a döndü ama. O ne ya? 369 mu diyorsun? Ben niye o Mersin'i sana bakıyorum? 369 mu diyorsun? Bu bir 369. Sonra hepsi çembere alınıyor. Olmasını istemediğim bir şey için. Kodluyor işte. Nasıl istemediğim mi? Evet, ya da böyle bir kötü düşünce geldiği zaman ondan kurtulmak için. Geçmiş olsun. Şey işe yarıyor mu? Totem gibi bir şey mi bu? Totem çok, gibi yoksa şey inandığın bir şey. Zaten totem yani, inandığınız bir şey işe yarayan bir şeydir. Yarıyor da. Evet. Aşık olunca da içime kapanırım diyorsun. Aşka çok inanmıyorum. Yani aşk bence işte lise, üniversite dönemlerinde böyle birini tanıma, keşfetme, daha kimyasal... Daha böyle bir şey. Alev gibi bir şey değil mi? Bir evet, keşfet mavrusu gibi yani. Sevgi kalıcı olan baki. Yine enteresan bir açıklama var. Romantik değilim, duygusalım diyorsun. Evet, değilim.
Gel de çöz şimdi bunu. Burada yazar ne anlatmak istiyor tam olarak. Yani hani bir böyle bir günü hatırlama, işte bir çiçek alıp götürme, bir şey yazma falan. Onlar yok. Yok. Hay Allah. Böyle hödüğüm o konuda. Estağfurullah, estağfurullah. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi seni biraz rahat bırakıyorum. Buraya mı geçtik? Yok, beline geleyim. yapacağım şimdi. Gelmeyeyim. Ya burada da çok enteresan bir şey var. En önemlisi işte dediğim gibi kendi odanı düzenlermişsin. Çatal bıçak kullanmaya 3 yaşında başlamışsın. Polis kolejine gitmeden önce. Sadece çok peçete kullanıyordum, onu hatırlıyorum. Her elime bir şey değdiğinde hemen hep peçete alırdım. Peçete alıyorsun. Evet, hala çok kullanırım peçete. Evet. Peçete. Normalde kaç yaşında başlanır ki çatal bıçak? Çatal bıçak bilmem. Ne bileyim, ben de hatırlamıyorum. Şimdiki çocuklara çok erken kendi yemek yesin diye veriliyor neredeyse bir yaşından olabilir. Sonra. Ama yani ama düzgün kullanmak. Ama çok öyle değildi galiba. Değildi tabii canım. Çatalın burasını tutmak var. Güzelce abi kullanmak böyle yapmak başka bir şey. Güzel kullanıyordu ki. Demek ya annesi söylediğine göre İyi kullanıyormuşsun bunu. Herhalde hatırlıyor demek. Kek yapmayı seviyormuşsun ama kekin çiğ hamurunu yiyormuşsun çok, da ölürüm, pişmeden önce. Ölürüm. Bak böyle o kek yemek. Ya kek zaten çok seviyorum. Hala da öyle. Kek yemek için değil. Kekin çiğ halini o böyle en son kabında kalan şey. Bir de parmağımı batırıp yemeyi seviyorum. Yani keki çıkarttıktan sonra o kapta kalan. Evet, o çiğ hali pişmemiş hali. Hatta çocuklara diyorum hadi size kek yapayım. Onları da alıştırdım. Fırına koymadan önce bir hepimiz parmaklıyoruz. Ailecek parmaklayıp çiğniyoruz. Ne güzel. Ne güzel. Nereye yiyorsun annemiz de peki? Midende kurt olur yedim, diyordum. Yedim sonra arada veriyorum işte. Yiyorum veriyorum öyle. Ha öyle. Öyle bir dikkat mücadelem ediyorum. Var. Ama ya o benim şeyim. İnce çizgim. Vazgeçer. Çok seviyorum. Vay anasın. Neler var görüyor musunuz? Şu bilgi var. Bak şimdi kendini evet. Kötü hissettiğin anlarda evinin çatı katına çıkıp müzik dinleyip resim yapıyoruz. Evet. Çok rahatlıyorum. Çok keyif alıyorum. Fırsat peki, bulamasam da her zaman. Çatı katı yoksa evlerde onun dairede yaşayanlar ne yapacak onu? Yani mesela yani resim yapmak beni çok rahatlatan bir şey. Tamamen evin sakin bir köşesine bulup sakin, yapın yani, diyorsun. Ama yağlı boya falan yaptığım zaman o tabii öyle her dakika yapılabilecek bir şey olmadığı için. Ay yapıyorsun yani. Tabii tabii bayağı yağlı boya büyük tablolarım var benim. Onun için hani öyle bir alanım olduğu zaman kendime ait bir alan benim için çok mutlu kız olduğum bir alan. Kız sanatçı ya. Daha hala ay, diyor ki hiç aklımda yoktu topuklar, dosyalar. Haftaya da sergisine davet alırız. Bak, bak çok önemli bir doktor tavsiyesiyle karşı karşıyayız. Çocukken annesi tabağına aynı anda birkaç çeşit yemek koyunca öyle kararsızmış ki hangisinden başlayacağım hangisini yiyeceğim diye bir türlü karar veremiyormuş. Peki bu hayatına da sirayet ağlardım. Etmiş mi sonrasında kararsızlık var mı? Ben hala müthiş. Çok kararsızım. Belirtici ama saçma derecede. Sapan konularda kararsızım. Mesela mesleki, kariyer ya da çok önemli bir şeyde çok rahat karar verebilirim. Ama saçma, makarna mı yiyeyim, mantı mı yiyeyim, bu tişörtün morunu mu alayım, pembesini mi alayım gibi şeylerde saçma sapan kararsız kalıyorum. Ben de kararsızım ya. Çok yoruyor beni. Çeşit çeşit yemek koyuyor, karar veremediği için iş o kadar stresten büyüyor ki anlıyorum. Annesi doktora götürüyor. Derece. Evet. Hangisinden o şey, dur, annesi doktora götürüyor. Ha? Çatal bıçağını devam güzel yedi dediler de. Evet evet. Lan bak, bu çatal bıçakla hangisini iyi başladı? Sonra doktor diyor ki bak işte böyle bir şey. Tıp nerelere? Diyor ki üçünü bir arada koymayın. Tek tek verin yemeği diyor. Annem diyor ki ben bundan önce düşünüyorum. Seçim şansı bırakmayın diyor yani. Koyun bir tane. Yani bunu... Evet. Herhangi birimize sorsan zaten aşağı yukarı bu kadar güzel açıklayamayabilirdik ama böyle bir durum var yani. Geçmiş olsun. Çözüldü mü bu? Şu an tek tek mi yiyorsun? Şu an yemiyorsun galiba öyle çözülmüş. Yok yiyorum yiyorum da şey hala var o ama aşmaya çalışıyorum. Bana çok seçenek sunulmaması lazım. Çünkü ben pişman olmak eşin istemiyorum. Eşin öğrendi mi şeyden. Bu kuralı? Öğrendi. Tamam. O da ona göre artık o karar veriyor o tip şeyleri. Evet, hepimiz eğitimdeyiz zaten. Ben de öyle sürekli eğitimdeyim. Evet, Serhat Bey. Buyursunlar. Siz de Şevket Altuğ'la. Aa bayılırım. Oynamak çok severim. İstiyormuşsunuz. Aa, çok ama severim. O dönmüyor. Dönmüyor yani. Yıllar evet. Söylüyor. Senin öyle bir zorlaman var mı yani? Ya bir ara bir zorlama şeyimiz oldu ama yani küsmüş gerçekten. Mesela sadece benim için değil, yani bizim jenerasyon için veya şu an Türkiye'deki tüm seyirciler için yani Şevket Altuğ yıllar önce küstürüldü ve biz şey kaldık ya Şevket Altuğ'u izleyemiyoruz ve bıraktı. Düşünsene böyle bir yetenek. Evet. Bir, çok isterim bizim yani. Bizim de herhalde bir boşluğumuza geldi. Öyle bilgisiz kaldık konuya da. Ne bileyim. Çok enteresan geliyor bana yani. Evet, Şevket abiye de buradan selamlar. Çok severim. Evet.
Öpüyoruz. İnşallah seyrediyordur, sesimizi duyuyordur. Çok seviyoruz onu. Keşke gelse. Programa da gelse. O zaman Serhat'ı da bir daha yorarız artık. Ne yapalım? Gelir. Zaten Serhat aileden yavaş yavaş devamlı biri geliyor Serhat'larda. Galatasaraylısın ama çarşı grubunu seviyorsun. Ya şeyin çarşının ruhunu çok seviyorum. Beşiktaş'ta oturduk biz bir de üniversite bittikten sonra işte Ortaköy, Beşiktaş falan. Onların o toplanma durumları, beraber yürümeleri falan filan hani o ruhlarını çok severim çarşı grubunun. Ama futbolla ilgim de devam ediyor yani oynamasam bile. Tabii. Hangi mevkiydi? Ya bizde şöyle oluyordu. Çünkü Pelin de ilgili. Pelin'in iki oğlan olduğu için. Mecbur. Tabii. Öyle mi? Tabii üç erkek bir Pelin maça gidiyorlar. Hangi takım? Galatasaray. Tamam Galatasaray. Tribün annesi. Anası. Ya mevki o zaman çok yoktu ya. Yani sağ iç, sağ açık. Böyle şey olursun. Belli bir yaş büyümeye başladığı zaman ben sağ içe geçeyim. Daha altındaki koşsun falan. Yani en son geçsin. Böyle stopere doğru bırakırsın futbolu ya. Çok... Eskiden libero vardı, o iyiydi. Yani. Tabii, bir de bizim zamanımızda böyle bir şey değildi futbol. Şu an koşamayan adamdan futbolcu olmuyor. Fizik gücü olmayan. Fizik gücü ve hiç durmadan çalışıyor. Böyle gidiyorlar, böyle geliyorlar. Bizde öyle bir şey yoktu ki. Verirdin on numaraya, o top dağıtırdı. Adamlar topu aldığı zaman da biraz alan savunması bitti. Şimdi öyle bir şey yok ya. Hepsi Terminator gibi oldular ya. Yani. Evet. Acayip oldular. Buca'da da bir böyle bir mahalle abiliği değil mi? Buca zaten biraz öyle midir? Öyledir biraz Buca, öyledir. Ama öyle bir mahalle abiliği değil de bizim oranın şeyi öyledir biraz. Tavrı. Elin mahkum yani o jargonu. Jargonu biraz öyledir yani. Hala mesela işte atıyorum yarın atlayalım gidelim Buca'ya. Oraya gittiğin zaman biraz değişir bazı konuşma, yürüyüşün, adımın, ritmin biraz değişir yani. Hatırlarsın. Bir türlü buradan gittiğin gibi davransan nasıl olacak? Bir şey olmaz. Değiştin mi abi? Hayır abi. Gittin. Serhat ne oldu? Ünlendin, değiştin. Yok, o geliyor sana ya. Ya çocukluğunda büyüdüğün yerlere yürüdüğün zaman o geliyor. His tekrar geliyor yani. Peki sık sık ziyaret ediyor musun orayı? Ya çok gidemiyorum açıkçası ya. Yani iş güç, ben daha çok şey, anneyi babayı. Anne baba orada aynen. Onlar sağ olsun geliyorlar da öyle. Buradan da selamlar ya. Onlara evet, inşallah seyrediyorlardır. Öpüyoruz onları da. Ya. Mert'e geliyorum. Asıl kapalı kutumuz Mert. Ben niye kapalı kutu olayım? Her şeyin var abi. Var neler var bak. Üniversiteyi kendi, bu da bilmeyen için enteresan bir bilgi. Üniversiteyi kendi döneminde 4 yılda bitiren 3 öğrenciden biriymiş. Evet, yani? Sınıfımızdan öyleydi. Ya yani biz 10 kişiydik. Oyuncular. Zaten 4 senede biter ya. Ama şöyle bilgi ama kimse bitirmemiş. Evet, bizim nedeni şu. Güzel. Yani aslında hani biz çok özel olduğumuz için değil o 3 kişi. Dünya Tiyatro Tarihi ve Kuramları diye bir dersimiz vardı. Sevgili Murat hocamız, Murat Tuncay bölüm başkanımızdı. Murat hocanın sınavları zorluydu. Murat hoca bırakırdı. Beni ilk sene bıraktı Murat hoca. Biz kalmadan geçen Ezgi sınıf arkadaşımız şu an Londra'da. Osman Akça, ben üçümüz mezun olduk kendi dönemimizden 4 yılda. Peki sana anlatıcı diyorlarmış. Doğru evet. Mı? Aslında demiyorlar, benim mahlasım. Mahlasın oyum. Ben bu edebiyat okumak istiyorum dediğim dönemde hala da öyle. Eskisi kadar değil ama çok elim kalem tutardı. Ama Mert tutardı. Şöyle bir şey var. Sen anlat biz dinleyelim ya. Öyle bir güzel yanın da var yani. Aksi... Çok konuşuyor diyorlar ondan sonra. Ali aksi ya öyle demek istemedim program benim diye. O yüzden yani yoksa. Aksi mümkün değil. Öyle araya girip yani. Evet çok da konuşuyorum. Anlatıcı da şeyden geliyor. Çok not, şiir yazardım lisede çok. Öykülerim vardı. Sonra arkadaşlarıma da özel günlerinde bir şey yazıp anlatıcı diye imzalıyordum. O bir mahlas gibi. O öyle kaldı. Hala da ve sonra da aslında çok enteresan böyle... Bugün de birisi, bu yaşımdan anlıyorum ki birisi bana ne iş yapıyorsun diye sorduğunda aslında ne oyuncuyum, ne tiyatro yönetmeniyim, ne de işte iletişim eğitmenliği de yapıyorum. Öyle bir şey demek yerine anlatıcıyım demek istiyorum. Çünkü söylemek istediğim bir şeyler var. Dünyayla ilgili, kendimle ilgili, insanla ilgili. Ve bunu da kendi bildiğim taraftan anlatıyorum. Sanki o yıllarda bu zaman yaptığım işi ve kendimi sezmişim, sezmişçesine seçtiğim bir mahlas. Enteresan geliyor bana da bazen. Bir de... Bir tekst geldiğinde herkesin rolünü ezberliyormuşsun sen. Oynadığım oyunlarda hatta yönettiğim oyunlarda da tamam. Yani işitsel bize biz birinci sınıftayken Allah rahmet eylesin Selda hocamız bir eğitmen getirmişti yanında ve uzun bir teste tabi tutulmuştuk. Hepimizin hangi duyusunun daha kuvvetli olduğu diye çoğumuzun görseldir. Biz sınıfta 10 kişiyiz. 8'imizin görseldi. Bir kişinin kinestetik algıydı. Birininki işitsel. Benim de işitseldi. Benim ben duyduğumu unutmam. Benim sadece şey de değil. Biz benim Aşk Yeniden dizisinde oynadık Mert'le beraber. Hı. Ezber, herkesinkini ezberliyor. Sahneleri de ezberlerim. Sahneleri de ezberliyor yani. Ya, duyduğun aklında kalıyor. Evet evet. Çaba sarf etmiyorum bir şey için. Serhat diyor ki bir anı anlatır diyor. O
o anının yaşandığı yere nasıl geldiğini filan hatırlar. Ya şimdi anlattığı mesela o büyük ihtimal benimkini. Herkesin o söylenenleri hatırlıyor. Ben öyle birisi bizim dersimize gelmiş. Böyle bir şey yapmış bile yok bende. Tüm detaylarıyla hatırlıyor. Nasıl? Yani ben hayata şöyle bakıyorum. Mesela gelmiş diyelim bana da demiş yorucu ki senin görsel şeyin çok iyi. E ben onu koymuşum cebime devam etmişim. Yani tekrar o anında hepsini hatırlamaya gerek var mı? Her şeyi hatırlıyor ya. Serhat bunu şöyle anlatıyor. Şimdi Mert her şeyi hatırlıyor ya. Her şeyi hatırlıyorum, onu biliyorum, bunu biliyorum diyor. Serhat böyle yaptı. Bu Emre de hiçbir şey unutmuyor aklımda. Yani o kadar. İsmin bile yok. Yani. Emre yani. Evet, Emre de çok yakın arkadaşımız, sınıf arkadaşımız yine. Oradan öyle. Emre Erkan evet. İyi dua et, yakını söylüyor. Tabii tabii Allah'tan. Peki şimdi yeni bir girişimle, yeni bir fikirle Buğra yine karşımızda. Ona bakınca kaçak ona söylüyorsun ben zannettim döndü bana. Yok. Çok ciddi bir konfor alanın varmış. Konfor seviyormuşsun. Keyfine, konforuna düşkünmüşsün. Evet. Yani harçlık veriliyormuş. Okulda yemek yemiyormuşsun. Taksiyle eve dönüyormuşsun gibi laflar var. Sen kral hayır. Mıydın ya lisede? O bir kızı sevdiğim için öyle dönüyordum lisede. Çünkü ona yetişmem gerekiyordu. Bir de romantik bir de değilim romantik diyor. Diyelim diyor. Evet. Romantik yani, değil bu ya. Duygusal. Kıza yetişecek. Biraz. Biliyor musun? Duygusal. Onu göreyim diyeydi o lisede. Öyle bir şey vardı evet. Yani taksi diye parasını verirdim. Cumhuriyet Lisesi'nden Kızılay'a taksiye binerdim okul çıkışı. Yemek yemeye. Ya da Adil Hoca'ya derdim ki ben erken çıkabilirim. Ne gerek var taksiye? Okulda yukarıda yazıyor o taştayız. Tabii. Peki bu beraber evde kaldığınızda iş paylaşımları falan nasıl oluyordu? Şimdi ikinizi tanıdıkça kafada deli sorular tabii. Yani işte bulaşık, temizleme, Sibel de vardı ama. Biz çok şanslıydık ama Serhat'ın ablası da bizimle tabii, birlikte tabii yaşıyordu Sibel. Ha, yıktınız. Sibel bize yani ikinci annelik gibi bize baktı neredeyse. Hani biz ikimiz yemek yapmayı İstanbul'a geldiğimizde öğrendik. Ya mantığı aynı abi. Yani her şey aynı. Soğan attın, yağ attın, kızarttın. Üzerine salça. Kare kare attın, patlıcan oldu. Ne anlatıyor? Annemi aradım. Yemek tarifi anlatıyor. Düşün benim. Ben de çok ilgiliyim konuyla. Abi annemi aradım. Dedim ki nasıl yapacağım? Oğlum böyle yapacaksın. Yaptım. İkinci gün aradım. Kabak yapacağım. Dedim aynı bunlar. Aynı. Sonra saçma ben ne yaptım? Saçma sapan bir şey mi? Hatta yediler. Dedim niye ayrı yapıyoruz bunu? Daha çok yapalım. Kabakla patlıcanı aynı anda atalım. Tabii. Ve öyle yedik yani. Bak, çok türlü keşfetmiş. Türlü öyle keşfedildi bizim evde. Al sana türlünün bu mucidiyle şu an beraberiz. Ama türden. Sibel de bu sırada hani o her şeyi yapıyordu da biz oturuyorduk değil. Sibel de bir sınıf canım başkanı edasıyla evet, sen şimdi şurayı süpürüyorsun, sen toz alıyorsun, tabii, sen şurayı aferin siliyorsun diye organize ediyordu bizi. Yine korktuğum bir bilgi var elimde tabii ki Buğra ile ilgili. Yine ne oldu? Ona da bulaşık sırası gelince tabak çanağı atıyormuş benim sıram. Yok plastik tabak şey yapardık. Ben de üniversitede abimle beraber aynı evde kalırdık. Evet. Ona genelde yemek yaptırırdım. Siz piknik gibi bayağı plastik çatal. En güzel öğrenci işi yani plastik tabak çatal bitti at işte. Kettle'da makarna. Tabii kettle'da makarna. Ya. Tabii diyor. Olmaz evet, olur tabii mu ya? Tabii sıcak suyu orada ısıt falan. Ütüde tost diyor. Tamam şu an. Peki teşekkür ediyorum efendim. Bu bilginin doğru olduğunu öğrendim. Yemek yapma konusunda sen seviyorsun. Seviyorum. Patates kızartarak öğrendim demişsin yemek yapmayı. Patates kızartarak mı? Polis kolejinde. Polis kolejinde patates kızartması. İki yanlış bir. İlk yemeğim patates yurtta yemeği ama yurtta ilk patates yemeği yaptım böyle kıymalı falan. He. Onu mu diyoruz biz acaba? Kızartma nedir canım ya? Patates yemeği yaptım. Hani bütün, o soğanlı muğanlı olan. Bütün emniyet merkezi. Kızartma daha zor. Ay, ya, yurtta yaptım merkezi kendimi. Ya niye böyle oldu ya? Nazar değdi bana. Yanlışlık var birazcık. Nazar değdi bana. Evet gelelim bu dengesizliğe. İnsan dengesizliğini sever mi ya? Ben seviyorum ya. Niye? Kendini rahatsız ediyor. İnsanları rahatsız etmediğin sürece herkesin özellikleri bence okeydir. Evet. Bir de sevmesem ne olacak? Ya şöyle bir şey var. Şimdi benim dengesizliğim çevremdeki insanları rahatsız ediyorsa ki etmez. Sorun ama beni ediyorsa beni ilgilendir. Biz bir emin olamadık. Öyle mi? Buraya bir bakıştık da. Pek bilemedim. Neyi rahatsız ediyorsun? Abi açıklamada bak zaten şöyle diyor. Dürüst, dengesiz, çalışkan, tembel, tutarsız. Bunların hiçbiri hepsi çalışkan, tutarsız. Yedi cüceler gibi bunlar. Ama şey değil ya çalışılması gereken şey var hayatta. Tembel olunması gereken şeyler var. Onun için dengesizlik güzeldir o anlamda yani.
İnsanları rahatsız etmiyorsan. Şimdi beraber iş yapıyoruz. Konuşsanız mı oğlum? Konuşmuyorlar işte. Hayır, hayır. Oradan da enteresan bir şekilde. Yok, iş yapılışında öyle bir derdimiz hiç yok. Ama ben Serhat'ın bir dengesizliğini görmedim yokum, ya. Yok, benim öyle bir şeyim de yok yani. Kim hayır, o dengesizlik şöyle yanlış anlaşılıyor. Nasıl bir dengesizlik? Emre söylemiş. Duygu durumu çok hızlı değişen biri. Olur. Yani çay kahve içersin, sen kalkıp bir telefonla konuşursun, bir dönersin. Hani çok güler yüzlü bir halinden bütün böyle demirleri batmış hale geçmiş olabilir. Serhat'ta kurulma vardır. Kurulur. Ben kurulurum. Kurulur o. Bir olaya, bir şeye, birine. Oğlum tamam yani. Büyük kurulur. Sakin ol. Ama bu başkasına rahatsızlık veren bir şey. Ertesi gün bir daha kurulur. Sen hallettin zannedersin konuyu. Ertesi gün yine açılır. Ben ona falan diye böyle tabii. Peki bu ikizlerden gelen bir şey herhalde ya. Takılırım ben, kurulurum ya. Birkaç kişiyle takılıyorsunuz siz böyle. Biz... Allah ama kimseyi rahatsız etmiyorsan. Yok yok. Geçtim ama hayatıma taşıyacağım. 35'ten sonra. Bu sırada 35'ten sonra geçtim. Doğru. Son dönemlerde biraz daha artık öyle hani duygu durumunda ani değişiklikler oluyor. Dalgalar durdukça törpülüyor. Tabii. Ay be, ne güzel de örnek verdin. Peki ha, arkadaşlarınıza yansıyan bir şey yok konuyla yok. İlgili diyorsun. Peki bu konfor konusunu da kapattık. Hadi öyle diyelim. Ya, çıkmadı buradan da bir şey. Oradan da, orada da bir... Kavak yerleriyle tanıdık seni. Yok hayır dermiş. Koskoloji'de gittim yok, ben dermiş. Bildiğim yok, yerden yok. Geldim. Ya... Çok sağlam sırdaşım, iyi dostum çok. Diyorsun. Nedir bu dostluğun tarifi? Yani kime böyle dost oluyorsun? O dost olacağın kişiyi nasıl seçiyorsun? Çünkü bu kadar sağlam dost oluyorsan doğru kişi olması lazım. Dostum boşuna yemek. Çok. Çok rahat da dostluk kurabilirim. Hani sen demin söyledin ya, zor alırım insanları hayatıma. Ben daha kolay alırım. Sonradan da birçok insan benim dostum olabilir. Ya dostluğumun şöyle iyi olduğunu düşünüyorum. Maddi manevi her anlamda. Kendi hayatımdaki işte diğer insanlardan bağımsız olarak o arkadaşlığımı hiçbir şey etkilemesine izin vermiyorum. Yani hem çok iyi dost olarak seçip hem üzerine isterim. Bir şey bir kalkanla koruyorsun yani. Arkadaş. Yani elimden geleni yaparım ya da bazı dostluklar vardır ya böyle atıyorum 6 ay konuşmamışsındır ama bilirsin aradığında hemen açılacağını. Hani karşı taraf için de öyleyimdir ve ben de öyle olunsun isterim zaten. Ve bana bir şey anlatma denirse anlatmam. Ölürüm de anlatmam. Hani çok iyi sırdaşımdır. Hani sadece anlatabilirler bana. O polis kolejinde o yüzden. Şimdi Serhat'la Mert'in enteresan bir anısı var. Yine bu okul yılları birazcık açlık yılları da oluyor. Tabii. Bir kazı kazan hikayeniz. Çok güzel bir gündü ama. Şahane bir gündü. Yani bugün hala keşke o günü o duyguyla yaşasak. Yani okuldan çıkmışız, kordonda çay içiyoruz. Zaten bir tek çay içebiliyorduk. Tamam. Hani çok fazla bir şey yapamıyorduk. Kazı kazan hala çok görmüyorum artık var, ama var değil mi hala? Böyle bir tane denedik işte 1 lira. Hani parayı geri almak yerine bir tane diye. Sonra bir şey çıktı yani toplu bir para. Çok büyük bir paradan bahsetmiyorum. 50 lira çıktı ben hatırlıyorum. Hani o zamanın yani bugünün parası da 500 lira mı gibi bir şeydir belki de. Biz ama adamcağız tabii oraya... Öyle küçük meblağları hemen ödüyor ya sana kazı kazanı yapan abi. Parayı bulunca tavrımız değişti. Adama karşı. Bir tane daha ver baba. Biz o parayı, yani hey, o küçük bir para olsa da yani yaptığımız da o kadar komik ki. Yani taks Emre var dedim ya sınıf arkadaşımız. O İstanbul'dan İzmir'e gelen biriydi. O yüzden ailesiyle yaşamayan tek insandı. Biz de çoğunlukla Emre'de kalıyorduk. Hani okulda çalışıyorduk da orada daha rahat ediyorduk. Taksiyle gittik Emre'ye. Giderken de ne tavuk parayı mu almıştı? Dedik ki 50 lira iyiydi para. Dedik bu 50 lira bize çıkacak galiba. Hadi bir tane daha. 50 lira çıktı tamam dedik. Alalım parayı aldık. Yürümeyeceğiz dedik otobüse. Ay. Hemen taksiye bineceğiz. Ya al cebine koydum. Taksiyle gittik. Bittik önceden böyle şey almıştık. Hiç unutmuyorum. Birer tane niyeyse birer tane tavuk çevirme aldık. Çevirme. Sonra yiyecekse besleyeceksin. Ben yedim. Ben yedim. Dengini yaşamak istemişler. Mert yarısını tavukları yedi. Tabii. Emre de kendininkini bitirip Mert'in yarısını yedi. De yemiştir. Sonra bitti tabii. Evet o kadar. Yine kazı kazan yapmışsınız. Bir daha. Sonra denedik aynı hissi tekrar yakalamayı ama bir daha hiç olmadı. Şimdi Mert'le benim de efendim bir mazim var. Seyredenler bilir benim annem bir meleği. Bir kısaca hatırlayabilir miyiz onu? Selam bey. Merhaba. Merhaba. Sen, yani siz ikiniz...
Yani sen bunun beyi mi oluyorsun diye soruyor. Ha beyim, yani bey oluyorum beyim. Bugün gazete ve ekmek yok demek için geldiydim hanımım. Aa o ne? Gar yüzünden bütün yollar kapanmış, hiçbir yer açılmamış. Vasıtalar da çalışmıyor. Anlayacağınız herkes evde kalmaya mahkum oldu. Yaşasın! Teşekkür ederiz Sıddık. Başla kanım. Ya ben ne yapayım beyim ya? Kayfe de kapalı, nereye gideyim? Allah Allah, Allah Allah! Şimdi asıl soru şu, biz nereye gideceğiz? He. Sanki evde tek başına yaşıyormuş gibi karnını açıp kaşıdın. Öyle mi canım? Peki ayak parmaklarının arasına pamuk sokup oje süren kimdi? Merhaba beyim. Erkek. Merhaba. Neriman Hanım dedi ki cam kaplar varmış, onları istiyormuş. Öyle dedi. Kaşarlı köfte yapacakmış da böyle bol cana ondan istiyormuş. O kaşarlı köfteden bize de verecek miymiş? Apartmandaki herkes payına düşer. Ya ya neydi? Tarık abimi buradan anmak evet, istiyorum. Evet. Mekanı cennet olsun. Şahane bir projeydi. Benim için çok daha kıymetli. Çünkü benim ilk uzun soluklu televizyon işimdi. Elif Yakar Çelik, buradan Elif'e de selam Elif'e olsun. De selam çalıştığım olsun. Tiyatronun kapısında beni görüp, aklına düşürüp beni görüşmeye çağırması, Hakan abiyle tanıştırması. Sonra biraz önce dedin ya hani o, tamam ben oyunculuk okulu mezunuyum ama okuma provasında işte Oya Başar, Tarık abi, Zira Ali, Dolunay, Şehsuvar, Ayçin, herkesin içinde biz o kadar çok mutlu ama çok sürreal, gerçek dışı bir şeymiş gibi geliyordu o dünyanın içine girmek. En uzun soluklu da televizyon dizimiz. 3 yıla yakın neredeyse değil mi? Ya yani 2,5 yıl gibi evet, bir şey. Harika geçti. Şahaneydi. Güzel şeyler işte tadı damağında kalıyor hep. Buğra, 2 tane film var şimdi değil mi? Evet. Yok, doğru söylüyorum. Evet yani biraz bahsettim. Yazın işte çektiğimiz Yaren Leylek filmi. Bu Yaren Leylek'le Adem amcanın bir hikayesi vardır. Evet. Ondan esinlenilmiş Adem'in çocukluğuna gidilip böyle bir güzel bir aile filmi. Hem bir kardeş hikayesi hem de fantastik de bir çocuk filmi aynı zamanda. 7'den 70'e diye herkesin izleyeceği bir film. Bir de Gecenin Nakarat diye bir film bitirdim. Tek bir gecede böyle karşılaşan ve işte beraber bir geceyi paylaşan bir adamla bir kadının hikayesi. O da çok keyifliydi. O çok severim abi. Bir gecede geçiyor. Bir gecede hikaye. Aynen. Onda ama sırf oyuncu da değil. Nasıl? Yani yazım. Yok hayır. Ha sadece oynadı. Evet evet oynadı. Yani ne zaman seyredeceğiz bunları? Yani Yaren Leylek 26 Ocak'ta vizyona girecek. Ha, belli daha gecenin nakaratını bilmiyorum. Daha şu anda belli evet. değil ama heyecanla bekliyoruz. Evet. Serhat senin var mı yeni? İşte tiyatro provasından önce bir tane sinema filmi çektim Karanlıktan evet. Kaçış diye. O bitti. Provalara başladık. Prova bitti. Oyunlar başladı. Şimdi de Aralık'ta bir tane daha Sevmek Yüzünden diye bir sinema filmi var. Ahmet Kapucu'nun yöneteceği. Sinemaya mı girecek? Vizyona girecek evet, evet, değil mi? Evet evet vizyona girecek. İnşallah bu güzel filmlerle vizyonu da tekrardan hareketlendiririz diye düşünüyorum. İnşallah yani. Mert yeni oyuna hazırlanıyorsunuz. Yeni oyuna hazırlanıyorum. Geçen sene birlikte çalıştığım tiyatrodanın ikinci oyununu yönetiyorum. 10 yıl sonra 14 Aralık'ta premier yapıyor. Ona çalışıyorum şu anda da. Şu an bu oyun telaşları var. Başka? Oyun telaşı bir okuma tiyatrosu. Yani uzun yıllardır çalıştığım Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali'nde bir okuma tiyatrosu yönetiyorum. 2 oyunun provasını aynı anda yapmaya çalışıyorum. Şahane. Bu böyle bu yönetmenlik zirveye doğru gidecek gibi duruyor. Zirvesini bilmem ama hani bundan sonra tiyatro ile olan ilişkimin çoğunluğunun sanırım yönetmenlik kısmı alacak diye öyle hissediyorum. Yani heyecanlandırıyor seni. Beni oyunculuk kısmı çok heyecanlandırmıyor artık. Yani elbette çok önemli bir yönetmen, çok önemli bir metin karşıma gelirse seve seve bazen çok kaşınıyorum. Ay, oynasam mı artık hani bıraksam mı şu arkada kalmayı diye. Ama sonra yeni metinler okuyor. Hala mesela şu an cebimde 3 tane çok yapmak istediğim oyun var. Sakladığım, söylemediğim. çok heyecanlandırıyor. Bütün bir yazarın kurduğu bir dünyayı benim kendi zihnimden geçirip başka bir dünya inşa etme hali çok çok keyif alıyorum. Artı 12'nin sıradaki oyunları da hazır yani o zaman. Bir tane konuştuğumuz projemiz var, var yapmak aynen. istediğimiz. Hadi evet. inşallah yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Pelin Şaşırt Beni devam ediyor. Devam. Başka? Devam ediyor. Vizyonda bir filmimiz var Güven Bana komedi. O devam ediyor. Dijitalde bir işimiz var. Birinci sezonu çekmiştik. Platformda şebeke diye böyle daha aksiyon daha farklı bir şey. Yeni yıla da herhalde iş. Hazırlıklar vardır yani diye düşünüyorum. Yeni sezonu artık işte kanal mı olur, dijital mi olur bakalım. Ben durmam. Ben duramam. Değil mi? Yok ben oturamam. İki hem kek yaparım rağmen. Hem onlara bakarım hem çalışırım. Ben öyle seviyorum çünkü.
Başarılarınız daim olsun. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, ne güzel çağırdın, sohbet ettin. Şahane sohbet harika. Oldu. Harika. Devam edelim. Beni de al çembere arada. Tamam. Benle de görüş. Efendim harika bir sohbet oldu. Değerli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine buluşacağız. Bizi kaçırmayın.